Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine bölüm 4 Pet of Exile rehberine devam ediyoruz. Ne yapacağız? Şimdi bugün biraz size item linkleri ve craftlama vesaireden bahsedeyim. Şimdi benim amacım şöyle bir şey mesela link gem'ler nedir? Gem nasıl? Bu support gem'ler var ve aynı zamanda aktif skill gem'ler var. Bu Ice Shatum şu an aktif skill gem'im. Ya yani ben bununla vuruyorum. Bunlar benim destekleyiciden vurduğum şeyi. Şunu da ayıralım, şunu da ayıralım. Bunları da konuşuruz. Şimdi bizim bir tane skillimiz var önce aslında. Bu işte atak geçiyor. Projectile yani uzaktan vuruyor. Et, aynı zamanda alana vuruyor. So, cold skill'i yani soğuk vuruyor. Cold element vuruyor ve bow, bowla kullanılıyor. Bowla kullanabilirsiniz demek. kullanıyor demek. Bu taktığımızda şimdi göstereceğim size. Şu şekilde çıkar. Bu sağ klikte yapılan şeyi gösterir. Ice shot. Fi, bir tane atak yapıyorum. Fiziksel vurdum hasarım şeye dönüşüyor. Soğuk hasara dönüşüyor. Kolda dönüşüyor. Kol hasara dönüşüyor ve bir et şey yapıyor. Ko konik anlamış şu şekilde parçalanıp etraftakilere vuruyor. Ne var? Mesela şu an efektlerden bir tanesi 4 ile 11 kaos demek işte 4, 10, 4 ya da 14 ile 11 kaos vuruyorum demek hasar. Onun nedeni şunlar. Bunu da söyleyeyim bu şeylerin yüklerde yazıyor. Gördüğünüz gibi ikinci de Adds 1 2 3 chaos demeçtu ataks yani bu atak olduğu için atak skill olacak. Atak yazıyor en başta. Bunu eklenir. Ekstra burada var. Pardon bunda yok. Nerede var? Bir tane bir şey de daha olması lazım sanki. Ya da o kadar mı? Neyse. Orası çok önemli. Değil. Devamında diyor ki %5 dondurucu özellik veriyor mu diyor? Tamam nereden geliyor? kendisinden geliyor. Zaten yazıyor Ice Shot'ta. %60'ı senin fiziksel hasarının %60'ı soğuk demeyece dönüşüyor, cold demeyece dönüşüyor ve vuruyor. Ve aynı zamanda oluşturduğu konikten %20, %25 mor demeyi de daha yani daha fazla %125 fazla vurarak şey yapıyor. Donduruyor. Evet, pardon donmuş dondurur diyor evet. Öyle bir şey yani etrafında donmuş şeylerin üzerinde şey gözüküyor soğuk böyle buzlu bir şeyler gözükecek. Buzlandıracak yani. Tamam. Bunu anladık. Şu an önemli şeylerden bakacağınız gereken yani bir üstte zaten sağ üstü gözüken DPS. Atak zamanı. Atak zamanı ne kadar kısa olursa o kadar hızlı yapıyor. O da önemli. Aynı zamanda mana kostu. Mana şeyi bedeli. 126 var. Mesela ben bundan hiç mana şeyim olmazsa 126 bölü 7 tane bastığımda bir şey olacak. Bitecek. Kullanamayacağım falan filan. Şimdi burada önemli kısımlardan bir tanesi ee, bu gem tek başına hiçbir şey yapmaz oyunun sonunda. Bunları bizim desteklememiz lazım. Maksimum veya yani destekleyebileceğimiz kadar desteklersek o kadar iyi olur. Yani çeşitli varyasyonlara açık ve müsait genellikle 6 kere 5 kere desteklenebiliyor. Her bir skill diye düşünebilirsiniz ama 7 8 hatta 9 belki olabilecek şekilde de var tabii mevcut. Onları geçelim şimdi. Geldik şimdi buraya. Nasıl destekleriz? Destek gemileriyle. Mesela bu bir şey gemi. Destek gemi. Daha demin yani videonun en başında, rehberin en başında UI'da anlatmıştık. Orada UI kısmında görebilirsiniz herhalde vardı. Ee, hangi advanced hatta şimdi de göstereyim. O'ya basalım. Şimdi göstereyim daha iyi olur. Diyor ki hmm, nerede? Support gem utility pop-up. Yani ne bu? Pop-up açacağım bir tane. Yani bir tane şey açacağım. Aktif skill'ler yazıyor. Gördüğünüz gibi destekleyebilecekler aktif skill'leri buradan görebilirsiniz her bir destek geminin. Yani ne olmuş oluyor? ben Aysat'ı desteklerim diyor. Diğer ikisini Trebi de desteklemem, Deşi de desteklemem diyor. Aktif Sikin'den desteklemem diyor. Ne yapacağız? Mirage Archer'ı getireceğiz. Bakın şimdi e, şuraya koyacağız. E, şu mesela, bu, gemi, bu, şeyi ele alalım. iteme ele alalım. Bu bir bov. Diyor ki sana unik bir bov. Turuncu renkli. Niye buraya koydum? Şimdi onu anlatmam lazım. Soketli olan e, bov genleri, yay genlerine yay gemi artı bir level veririm ben diyor. Oyunun başında bu önemli artı bir level. Artı bir level, artı iki level hele spell oynayan insanlar için çok daha önemli. Çünkü spell gemleri şeyle gelişir. Level çok güçlenir. Ama mili gemler, atak gemleri çok level gelişmez. Gerçi bu gelişir. Bu abi de çünkü edit. Aslında olay şu edit kısmı var ya 7 to... Yani 7 to 11 edit cold demeyeceksin. 7'den 11'e ek soğuk hasar veriyor değil mi? Bu çıkardığınızda 5'ten 8'e düşüyor. niye? Çünkü 5 level. Burada taktığımız 6 level olur ve artıyor. Bu da bu yüzden yani. Bu şey özellik eklenme kısmı şeyle gelir. Level de çok fazla gelişir. Diğerleri çok oransal olan kısımlar çok gelişmez. Gelişir ama o kadar etki etmez. Daha çok quality bastığınız zaman, kalite bastığınız zaman mesela göstereyim bir tane. Bu direkt quality of bir tane gemin kalitesini arttırır. Bir tane bastığımızda gördüğünüz gibi increase cold damage yani yüzde olan kısmı gelişir. Bir tane yüzde increase call demecimiz geldi. Bu yüzde kısmı bu şekilde geliştirebilirsiniz. Daha fazla geliştirebilirsiniz. O da aynı şekilde 20 kaliteye basılıyor. Eee corrupt ettiğimizde bu corrupt eder. Bozar itemi. Bu kırdığımızda 23'e falan çıkabilir gemlerde. Aynı şekilde level da artabilir. İkisinden biri de olabilir ya da ikisi de belki olabilecek kısımlarda olabilir. Şimdi geçelim. Ha, Ne yaptık? İki tanesini Mesela bakın şu Bova anlatıyordum değil mi? Bova anlatayım ne yapmak istediğimi anlarsınız. Bu o mesela corrupted. Onunla geleceğiz. Fiziksel demeyici yüzde bilmem kaç artmış. Atak kızı artmış bilmem kaç. Ama ne var? 6 tane noktası var. Soketi var. Soket diye geçer bunlar. Ve bakın şu arada bağlantıları var. Bu mesela 4 bağlantı artı 2 bağlantı. E, oyundaki en zor şeylerden bir tanesi 6 link yapma. 6 bağlantı yapmadır. Ve zaten oyun sonunda yapılır. Şu an mesela ben bunu yapamamıştım. Ve corruptlamıştım. Kalmışım. Mesela burada kovraplı olması demek bu item artık kimsenin bir şey dokunamayacağı demek. Ben şu kromatik orb denilen şey renk değiştirir normalde. Mesela şu, şu abinin zırhın neyin rengini değiştirir? Soketlerin. Ben niye renk değiştirmek istiyorum burada? Söyleyeyim. Şu üç tanesi yeşil ya. Ben bu üç tanesini bağlı bir, bu da aynı şekilde destekleyici bir şey şey bekliyor size. Cold demeye çekiyor yani soğuk demeyi şey yani hasar yükleyecek. Kullanmak istiyorum ki üç tanesini linkliyim aktif skillimi desteklemiş olan aktif yeteneğimi desteklemiş olayım ve böylece aktif yeteneğim daha fazla vursun. Daha hızlı adam öldüreyim. Daha çabuk kasayım mantığından dolayı. Ya da öldüremediğim adamları da öldüreyim mantığıyla. Şimdi ama ben mesela burada corrupt olan şey olan şeye basamam. Çünkü target is corrupted der geçer. O yüzden ne yapmak istiyorum? Kromatik orb dediğim şey renklerini değiştirecek. soketleri, noktaların, deliklerin renklerini değiştirir. Bastım. 3 tane yeşili getirttim. Şansım oldu. Tamamen şansıma. Bu 3 tane yeşili alıp takıyorum. Ve buraya koyduğumu gördüğünüz gibi bakın 2 tane harf çıktı. M ve kol. C. M miraj arşırım M'si şuradaki. C. Edit kol demeci C'si ve şimdi bakın çıkardığım zaman 250 250'den e, taktığım zaman 250'den 270'e çıkıyor. Yani DPS'im artmış oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda mana kostum artıyor. Çünkü bir şey desteklemiş oluyorum. Burada yazar manım altı yüzde %130 arttıracağım diyor. Yani 1.3 çarpacaksınız demek. Aynı zamanda ekstra özellik geliyor. Cold damage'in mesela 88-196 ya şu an 78 olması. Ekstradan arttırmış oldum. Tamam, aktif skill'lerimiz ve şey kısımlarını anlattım. Support kısımları, destekleyici şeyleri anlattım. Onun dışında, aktif skill'lerin dışında bir tane daha aktif skill türü var aslında. Movement speed'ler. Burada movement yazıyor, milyon yazıyor. Bir şey çıkaracak şimdi, göreceksiniz. Bir milyon çıkaracak demek. Onu geçelim. Ee, ne olur, movement skill'i, yani hareket skill'i takalım. Buraya geldi, blink arrow. Ne yapıyor? Bir tane kopyanı çıkarıyor. Sen attığın yere ışınlanıyorsun ve kopyan geri yerde kalıyor. Kullanımda göreceğiz movement skill'leri yani hareket skill'leri sizin daha hızlı hareket etmenizi sağlayan, daha hızlı hareket etmeniz ne işe yarıyor? Daha hızlı level almanızı sağlayan, görevleri daha hızlı yapmanızı sağlayan skill'ler. Aura skill'ler, aura gördüğünüz gibi aura precision denen bu aura skill'leri size ekstra her, her tüm o, tüm özelliklerinize bir tane şey değil, e, karaktere özellik veren skill'ler. Mesela ne veriyor? Sen ve arkadaşların diyor. Kritik şansı artar diyor. Aynı zamanda accuracy rate yani e, Tutturma attığın skill'i tutturma oranının artar diyor. Bunu da takalım ve kullanalım şimdi görelim. Nerede kalmıştık? Prisoners Gate'e gelmiştik en son biz. Burada Payet'i var kaçacak. Bastım. Gördüğünüz gibi burada bir aura çıktı. Accuracy yani tutturma olasılığı arttı. Keskinlik çok tam hatırlamıyorum Türkçesi. Tutturma olasılığı demattığımız skill ve kritik kritik şansımız arttı. W ya koyduğumuz blinker of skill'i böyle bir ışınlanmayı sağlıyor. Aynı zamanda dash de mumu skill'i bu şekilde bir şey sağlıyor. Devam edelim. Mesela burada kutu var. Kutuyu açabilirsiniz. Kutunun içinden diyor ki 3 tane şey diyor. Canavar çıkacak diyor. Mesela burada şu mor renkli olan şeyler profisi almıştık ya. Hatırlıyorsunuz kehanet. Bundan önce bahsetmiştik. Naval'den Silver Coin karşılığında bunları alıyoruz. Silver Coin karşılığında aldığımızı böyle şeyler veriyor. Görevler veriyor. İki skill gemlerini atlattık level. Devam edelim. Şimdi bakın burada Piety göreceğiz. Kaçıyor. Burada size bir duvar oluşuyor. Bu aslında tüm bir şey bu deli bir kadın yani düşünün. laboratuvar var. Laboratuvarında değişik değişik yaratıklar üretiyor ve falan filan. Şimdi göreceğiz onu. Bunu yakalamamız gerekiyor. Benim bu arada biraz pingim oldu. Anlamadım nedense. Düzelir herhalde. Ha bu arada ekran sarsılıyor fark ettiniz değil mi? Çünkü kritik şansı açtık. Kritik e, şuradan kapatmazsanız ekran sürekli sarsılacaktı kritik vurduğunuzda. Nereden? Şurada kapatabilir. Screen shake denir. kapatalım. Sallanmayacaktır artık. Bir an ne oluyor falan demiş olabilirsiniz. Bunu denemiştik. Şey, ilk rehberin başında söylemiştik. Açalım bakalım göreceğiz ne olacak diye. Görmüş olduk. Ben sevmiyorum öyle kullanmayı. Çok da böyle tavsiye etmem yani. devam edelim. Bu arada ben yolu falan bildiğim için başta biraz araştırmamız gerekiyor. Böyle bir ince bir patika gibi bir şey bulacaksınız. Buradan devam edeceksiniz. Ha bakın bu shrine. Shrine'lar size farklı farklı özellikler. Bu hız shrine'ı. Death doesn't wait yaz mesela. Ölüm beklemez falan filan. Böyle değişik şeyler. Mesela şey vardır. Rezistans verir bazıdır. Bazısı kritik şansı verir falan filan. Bazıları skill'leri iki kere atmanızı sağlar. Bu shrine'lar da shrine beraber gelmiş. Shrine ligi ile beraber gelmiş. böyle özellikler olan nasıl diyeyim? kalmış bir şey yani. Bu ekstra bir eklentiyle gelmiş bir durum. Hala devam ediyor. Şu anki şey gibi Tain vardı ya hani kendi boss'umuzu yarattığımız şurada sample'ları topladığımız abiler. onun gibi bir şey aslında yani. on devam eden şey. Normalde grinding gears yani grinding gear game kapatmak isterse kapatabilir. Bu arada oyun hakkında şöyle söyleyeyim. Grinding gear game grinding gear diyelim. GGG GGG kısmı. Ee, Avustralya menşeli bir firma ve bu oyunu bu arada şey şu görevi yapabilirsiniz. Ship Graveyard Cave'e girerseniz All Flame denilen bir şey verecek ve siz onu gideceksiniz. Kaptan Grave, 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 Fair Graves'e vereceksiniz. Falan filan. o da ekstra yan görevdir. Devam ediyorum o yüzden. Bizim bulmamız gereken kısım şurası. Cavern of Rat. Burada Merve var. Merve yıl var. Bağıran karı. Onu öldüreceğiz. Aslında o bir payetinin creature'ı falan filan. Ama bu birini bekliyor. Şeyi bekliyor. Daresso'yu galiba bekliyor. İşte gelmiyor falan. Bir şeyler dönüşüyor. Böyle bir ha, spoiler gibi bir şey vereyim. Neyse. Ee, i̇şte GGG dediğimiz oluşum oyunun developer'ı, yaratıcısı olarak geçiyor. Avustralya menşeli. Gayet memnun olduğumuz şeylerden, yaratıcılardan, geliştiricilerden. Ve aslında oyun 2013'te çıkıp Diablo 2 Diablo 3 arası Diablo'dan zaten esinlenen oyunlar oyun çıkıyor ama şu an yine tamam aynı çok yatan aynı şekilde ama çok daha iyi bence hoş durumda. Şey konusunda iyilerdir baya. Kendi hataları vesaire düzeltebilirler. Bazen uzun da sürse sıkı, sıkılsa, sıkılsanız da mesela ki bundan önceki ligde şey sıkıntısı vardı. FPS drop çok fazlaydı. Zombilerden dolayı ama ben bu kadar hızlı tepki alacaklarını düşünmüyorum. Oyunun konudan konuda optimizasyonu vesaire de İyidir yani bunu da söylemeden etmeyelim arada geçelim dipnot. Şimdi ilerliyoruz. Siz mümkün olduğunca oyunla kasarken yani şu kasaları vesaire de açın. Ben bunların çoğunu kapadığım için şey yapmıyorum ama mesela bakın bu 3 linkli önemli mesela buradan kare yazar. Kasmak için 3 link vesaire linkleri bulmanız çok zor olacak. Bağlantıları mesela bu da soket 2 soket var ama bağlantılı değil. Hiçbir işe yaramaz. Bağlantılı olan itemler her zaman candır yani. yani. ne olur bağlantılı olan itemler derken mesela şeylerden de bahsedelim. Onu geçmeyelim bahsetmeden. Ee, eğer elinde bow, two-handed yazan bir silah varsa onlar maksimum 6, link, 6 sokete çıkarken 6 linke de tabi aynı şekilde e, ayakkabı, helmet yani kask, eldiven buraya gireceğiz şimdi şunu anlatayım. Burada duralım. Eldiven, kask, ayakkabı bunlar 4'e çıkar. Ay, 4 linke çıkar. E, tek el silahlar, vant e aynı zamanda kalkanlar 3 link 3 sokete kadar çıkar. Bu maksimumda mesela bu değil. Aynı zamanda belli level'larla soket kısıtlamaları da mevcuttur arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm 5'te gözük görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bölüm 5'te bakalım bu area'ya gireceğiz. Corrupt yani kırılmış broken area'ya gireceğiz.